Evet değerli izleyenler, aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Biz heyecanla bekliyorduk tekrar sizin karşınızda olalım. Güzel sohbeti balla böldük. Çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanımız Sayın Günay Kibrit. Televizyonu yeni açanlar için hatırlatma olsun. Tekrar hoş geldiniz, hoş geldik. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Dernek binasında huzura kavuşuyorum ben. Gerçekten birazdan burada herhalde programdan sonra biraz yatıp uyuyacağım. Çok, ya hakikaten bir huzur var. İçeriye girdiğiniz andan itibaren böyle sarıp sarmalayan bir hani öyle bir koşuşturma, keşmekeş hiç yok. Herkes her şeyle zamanı güzelleştiren bir mekan diyorum ben. Sevgiyi yani hissettiğiniz yerdir. Evet, sevgili kesinlikle. Bahar. Gerçekten burada sevgi vardır. Ne güzel. Ve değer vardır, insana verilen değer vardır. Hı hı. Evet. O nedenledir ki bu huzuru yakalıyoruz. İşte siz de o değer çok olduğu için hemen geldik. Dedik ki böyle bir projeyle Güley Yahyalar bu El Vereceksen Gel projesinde ana hedef şu Günay Bey. İhtiyaçlı olan özürlü engelli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının tamamen değil tabii kısmen de olsa parti parti kısmen belirlenip bir noktada bunların toplanıp daha sonra ihtiyaç sahiplerine iletilmesi. Fakat bunu yaparken bizim asıl hedefimiz hayat kalitesini de yükseltmek olduğu için sadece hedef kitle değil dediğiniz gibi refakatçisinin evet, de anne babanın da ihtiyaçları olabilir. Kesinlikle. Onların da bir noktada toplanılması hedeflendi. Ve birazdan tabii sürekli bir telefon numaraları akıyor ekranda. Değerli izleyenlerimiz görüyordur. O numaralar ulaşabilir izleyenlerimiz, yardımsever halkımız veya derneğinizden size kayıtlı veya kayıtlı olmayan var mı acaba bilginiz vardır, dışında? Vardır sevgili Bahar. Çünkü ülkemizde yaklaşık 5300'e yakın engellimiz vardır. Hı-hı. Tabii her gruptan. Evet, her gruptan. Bunların yaklaşık 1100 kadarı bedensel engellidir. Bizim dediğim gibi 580 üyemiz vardır. Tabii kayıtlı olmayan ama o 5300'ün içerisinde kayıtlı olanların dışında da ben inanıyorum ki sevgili Bahar bir o kadar daha da kayıtsız. Aha, belki de işte kendinden utanılıp sıkılan ailelerin kaydettirmediği böyle arkadaşlarımız da olduğuna vardı. İnanıyorum yani ve %100 vardır. Belki bu şekilde de hani bir adım atılmış olur. Aynen öyle, aynen öyle. Dernekte buluşma yolu da olabilir bu. Tabii bu yardımların toplandığı yer mutlaka resmileştirilecek, veriş tabii anı ki, da resmileştirilecek. Kanal T aracılığıyla olacak bunlar. Ve tabii yapılan her adımda, atılan her adımında ben mutlaka görsellerle zenginleştirilmesini ve o kişiliğe ulaştırılması taraftarıyım. Mutlaka sevgili Bahar. Çünkü bu bir kampanya olacaktır anladığım kadarıyla. Yani bu programı evet, yaparken siz aslında bir kampanya yürüteceksiniz. Evet, yani evet, bu engellilerimizin gerek kendi gerek ailesinin hayatına dokunabilmek adına bunu bir kampanyaya dönüştüreceksiniz. İhtiyaçlar tespit edilecek evet, ve o ihtiyaçları bir şekilde maddi destek verecek olan sponsorlar veya evet, gönlü bol insanlarımız oraya destek verip o materyaller alınıp da o ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak. Bu çok önemlidir. Yani bunun ne kadar doğru başlangıcından sonuna kadar olan mesafenin tabii, gerçekten insanlarımıza güven verilmesi açısından çok önemlidir çok önemli bu. Özellikle bu konuda ben üstünde basmak istiyorum. Hem inandırıcı, hem güvenilir, hem de doğru adrese tabii, o yardımın yapıldığının gösterilmesi halkımızın üzerindeki güveni daha da rahat ve bunu tetikleyen bir şey de birçok insanımızın bu kampanyaya veya bu projeye destek vermesini tabii, sağlayacaktır. Kesinlikle. Yoksa dediğiniz gibi işte bizim buna ihtiyacımız vardır, siz bu numaralara para gönderin de biz alıp vereceğiz noktası bugün zaten içinde bulunduğumuz en büyük sıkıntılardan biridir bu. Hı hı. Açık konuşmak gerekir. Birçok noktada birçok... Suistimali açıktır bu konuda. Aynen öyle yani. Suistimali evet, açıktır. Bunu ortadan kaldırabilmek evet, için ve bu projenin başarılı olabilmesi için de bunun mutlaka yapılması. Hem verenin hem evet, alanın hı hı,
tespit edilmesi, gösterilmesi, inandırılması gerekir toplum önünde. Bunu da bu projenin bu şekilde ilerleyeceğine ben inanıyorum ve İnşallah. Çok güzel sonuçlar İnşallah. Doğuracağına da kesinlikle inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Harika bir şekilde özetlediniz. İnsanın bunu anlatırken tabii suistimali açık olduğu kesinlikle. İçin kelimeleri çok titiz seçmek ve ona göre konuşmak lazım. Ama siz o kadar güzel ifade ettiniz ki ben de şunu eklemek istiyorum. Yani ihtiyaçlar çok çeşitli olabilir. Kesinlikle. Ama en temel ihtiyaçlar tekerlekli sandalye ihtiyacı olabilir. Belki hani banyo aparatları olabilir. Olabilir. Asansör olabilir girişte çıkışta şu rampa yaptırmak isteyen olabilir. Yani aklıma çeşitli şeyler, araba kullananlar için araba aparatları olabilir. Değişik araba yardımı yapmak isteyen olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Şöyle ki mesela benim arzu ettiğim burada mesela bu projeyle birlikte yürümesini veya arzu ettiğim nokta bir tekerlekli sandalye değil aslında. Çünkü tekerlekli sandalyeyi bizim gibi sivil toplum örgütleri, diğer arkadaşlarımız da veriyor aslında ihtiyaçlar. Evet, belki de özellikli. Belki de işte o özellikli ve burada olmayan. Yani Avrupa'da kullanılan mesela düşünün. Bir şey soracağım. Siz tabii bu sandalyenizle basketbol oynayabiliyor musunuz? Hayır, yani bununla oynayamıyoruz. Özel bir tabii ki. Özel bir sandalyesi var. Yani sporu yapabilmek için farklı bir dizaynda edilmiş sandalyelerimiz vardı ve ciddi anlamda bir maliyeti de vardı. Sahip yaklaşık misiniz buna? Ben değilim. Ama oynuyorsunuz. İşte nasıl diyeyim, eskiden kalmalarla, kırık döküklerle onunla sporu yapmaya çalışıyoruz. Anlıyorum. Tabii bu noktada dediğim gibi yani sporla ilgili açtığınıza göre bunu bahsetmek isterim. Tabii. Yaklaşık 5000 euroya yakındır o sandalyelerin maliyeti. Evet. Çünkü ona göre size göre dizayn edilmiştir. Sizin ölçülerinize göre, birebir ölçülerinize göre üretilmiştir. Onun için çok da maliyetli bir olaydı. Tabii bu kullandığımız sandalyeler de benim bu da bana göre özel yapılmıştır. Bunlar da keza aynıdır ama bununla basketbol oynayamazsın. Bu sokakta daha rahat dolaşabilmeniz için. Dediğim gibi belki orada mesela çok basit bir örnek vereceğim size Bahar Hanım. Dün bir arkadaşım bana bir video gönderdi. Düşünün bir mutfak. Tekerlekli sandalyede bir bayanımız o mutfağı nasıl kullanıyor? Engelli. Şimdi burada standartlara baktığınızda yetişemezsiniz yukarıdan bardağınızı, çatalınızı. Tabii. Öyle bir sistem yapılmış Avrupa'da bir yerde. Düğmeye basıyorsunuz, kalkıyor, ocak kalkıyor, yukarıdaki raflar aşağıya iniyor. Müthiş bir olay. Düşünün bu size... Harika. Bunu bu programdan sonra veririm size isterseniz kullanırsınız şeyleri gösterebilmek adına. Çünkü böyle bir şey bizde yok. Düşünün evli bir çifti. Orkun arkadaşımız Allah mutluluk versin. Amin. Düşünün böyle bir şeye mutlaka ihtiyacımız vardı. Tabii. Her çünkü yapılan bizde standarttır mutfak bankoları şeyleri evyesi filan. Bu basıyorsunuz yükseliyor. Sizin tekerlekli sandalyedeki ölçünüze göre geliyor. Yukarıdakiler aşağıya iniyor. Oradan tabağınızı alıyorsunuz, bardağınızı alıyorsunuz. Tekrar dönüyor. Bunu işte bu teknolojiyi buraya getirebilir miyiz? Böyle bir desteği verebilir miyiz? Bunlar önemli. Bunlar önemli. Evet. Bu noktadan itibaren bu telefon numaralarına ulaşmalarını rica ediyoruz. Hani bu konuda fikir üretmek isteyen olabilir. Evet. Proje çalışmak isteyen olabilir. Kesinlikle. Yardım yapmak isteyen olabilir. İşte bu numaralarla bize iletişime geçilsin. Gerekirse biz size de danışacağız. Zaten biz en büyük rehberimiz bu yolda sizsiniz. Çok teşekkür ederim. O yüzden yardımlarınızı esirgemezseniz bizden çok teşekkür edeceğiz. Size minnettar kalacağız. Ve tabii dediğiniz gibi özellikle hiçbir kuşkuya sebep vermeden her şeyin de ispatlı, kanıtlı olması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Zaten programlar her hafta yayınlanacak. Mutlaka. Çünkü sonuçta şöyle bir şey, yani bu projenin içerisinde eğer Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği buna destek veriyorsa, bu projeye destek veriyorsa bilinsin ki bu zaten böyledir. Evet, aksi mutlaka. Takdirde zaten böyle bir desteği bizden bulamazsınız. Vermezdiniz. Kesinlikle. Biliyorum. Onun için insanlar gönül rahatlığıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne bağış yapmış gibi rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla bu projeye desteklerini vermesini arzu ediyorum burada. Şöyle düşünülebilir. Bir gönüllü bir arkadaşın gelip hadi hep birlikte bir güzel bir iş çıkartalım ortaya. Yardımları toplayalım ve dernek
üyelerine ya da dışarıdan isteyen, gönüllü olan herkese verelim demesine benziyor bu. Belki de hani ekranlar karşısında olması birazcık rahatsız edebilir belki insanları. Hani o türlü olmaz da daha farklı aileden biri konuşabilir. Evet, evet. Yani bilemiyorum tabii, yaşadıkça göreceğiz aslında. Mutlaka yani yeni bir projedir. Evet. Format olarak da değişik bir formattır. Evet. Bunu yaşadık sonra tecrübe edinerek nasıl daha iyi ulaşabiliyoruz ihtiyaç sahiplerine veya o ihtiyaçları karşılayacak olan kişileri nasıl ikna edip de buna yönlendireceğiz. Mutlaka tecrübeye ihtiyaç olacaktır. Mutlaka, mutlaka. Ama ben şuna değinmek isterim Bahar Hanım. Bu projeyle birlikte belki de evinin içerisindeki o biraz önce bahsettiğiniz sadece ona değil, oradaki yaşayan, oradaki yaşayan insanların da yani o etrafındaki kardeşi olsun, annesi babası olsun, dayısı olsun, nenesi olsun, onların hayatını da kolaylaştıracak. Düşünün mesela, ben inanıyorum ki birçok engellimizin evinde, bugün tekerlekli sandalye kullanan arkadaşımızın evinde banyosu, lavabosu uygun değildir. Maalesef. Uygun değildir. Yani evet. Zorlukla bir şekilde gidip, yani o dizayn ailesi tarafından da yapılmamıştı. Yani çocuğu öyle olsa bile o dizayn tuvaletlerde veya işte banyoda o dizayn yapılmamıştır. Ama dediğim gibi Avrupa'ya baktığımızda bu böyle değildir. Birçok aparatla, rahatlıkla sandalyeden alınıp banyoya konulabileceği, lavaboya geçirilebileceği, yatağa geçirilebileceği düzenekler, sistemler vardır. Ama bizde bu yoktur. Kol gücüyle, iki kişinin desteğiyle, yani o hayatı, o yaşayanın bağımlı olmasını, ya, bağımlı yani birilerine bağımlı olarak hayatını sürdürmesini ortaya koyarken, diğer o yardım edenleri de yine o arkadaşın hayatıyla birlikte aynı eziyeti çekmesin. Ama düşünün tavandan mesela şey var, tavanda astığımız raylı sistem var. Vinç gibi veya bir kaldıraç görevini gördüğünde ve bütün odaları gezebilecek onuyla bir şekilde döşendiğini düşünün. Ne güzel. Ki bu Avrupa'da vardır. Banyoya da alıp koyabilir. Kendi başına uzaktan kumandasıyla indirip kendini bağlıyor oraya. Aldığı istediği odaya, istediği şeye gidebiliyor o insan. Kime bağımlı olur bu defa? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç özgür. Kimse. Ne annesi ister yanında dursun, ne babası, evet, ne kardeşi. Kendi istediği, arzu ettiği noktaya gidebilir. Ha tabii sadece ev değildir bizim bahsedeceğimiz. Yani. Dışarıya çıktığımızda da bizim kaldırımlarla karşılaşmasın. Oradakiler felaket. Yani, aynen onlar. Öyle Bahar Hanım. Dağ gibi bir şey, bilmiyorum. Birçok yerde ben kamu spotları izliyorum. Evet. İnsanlar özellikle yaşadığınız sıkıntıları anlayabilmek için cadde ortasında, sokak ortasında tekerlekli sandalyeyle oturuyor tekerlekli sandalyeyle, evet, ve hiçbir şey yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Maalesef, maalesef. Yani hani kavrayabilmek lazım bu olayın ciddiyetini, vehametini kavrayabilmek lazım ve birey olarak sadece kendinizin yaşadığınızı düşünmeniz çok yanlış bu yeryüzünde. Bir daha tekrar ediyorum ama evet, bekliyoruz. Devletten mi bekleyeceğiz, kişilerden mi bekleyeceğiz? Bilmiyorum ki bunların düzelmesini, düzelecek, sistemin düzelecek, düzelmesi. Sistemin düzelmesi gerekir ki, evet, bunun için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle bu konu, bu konu açılmışken şunu da söylemek isterim sevgili Bahar. Ülkemizde ciddi anlamda bir engelli, devletimizin herhangi bir engelli politikası yoktur. Yani bu politikanın olmaması zaten, olmaması zaten bu gibi sıkıntıların, bu gibi sorunların ortaya çıkmasını ve göz önünde bulunmasını sağlıyor. Ha, bunun bir politikası olması gerekir ve biz yaşadığımız sıkıntıları şu andaki hükümetimizle de olsun talep ettiğimiz bir engelliler dairesi. Oo, çok iyi. Buna söz verildi, çalışmaları yapılıyor. Çünkü her noktada hem koordinasyonu sağlayacak bu daire, yani hem diğer dairelerle yapması gerekenler noktasında koordinasyonu sağlayacak, hem de engellilerin başvurabileceği ve doğru cevapları alabileceği bir birim, bir olacak, ünite, bir daire olacak. Evet, bu çok, evet, önemli bizim için. Onun ötesinde mecliste yine... Mecliste de olması gerekir. Var mıdır böyle bir imkan? Maalesef. Maalesef sadece şu anda meclise girebiliyoruz biliyorsun. 1974'te açıldı meclisimiz, evet, ama evet, geçen yıl itibariyle ancak engelsizleştirilirdi ve
biz oraya gittiğimizde rahatlıkla meclisimize girebildik. Dediğim gibi tabii ki o politikanın meclisten çıkması lazım. Yine her şey. Tabii ki. Yani orada o 50 kişinin oturup da birlikte bir politika öğretmesi lazım. Ki bu insanlar da bu toplumun içerisinde vardır. Belki bizi sokakta göremiyorsunuz. Ben hep herkese söylüyorum bunu sevgili Bahar. Sen popüler bir insansın. Her yerde varsın. Bizleri görüyor musun sokakta? Kaç tane tekerlekli sandalyeyi arkadaş görüyorsun sokakta? Veya gittiğin mekanlarda? Çok nadir. Çok nadir. Ama? Yani ama 2-3 kişi değil ki bu. Biraz önce söyledim sayısını. 380. Sadece üyemiz bizim. Sadece üyemiz bir. Evet. 5300. Ama siz sokakta 10 günde belki bir kişi görürsünüz tekerlekli sandalyede. 10 günde belki bir kişi görürsünüz yolda giden tekerlekli sandalyede. Ama bu bizim olmadığımız anlamında değildir. İşte toplumla buluşamadığımız noktalardayız biz ve bizi görmüyorsunuz. Sokakta. Neden buluşamıyoruz? Bu önümüzde çok acı bir şey. Önümüzde yani. Engeller vardır. Bahar Hanım, şey yani. Nereye gidebiliriz? Tekerlekli sandalyeye bugün siz çıktınız, dere boyunda bir kahveye davet edin beni. Gidebileceğim benim tekerlekli sandalyemle kaç tane mekan vardır? Arabanızın uygun olması gerekir. Kesinlikle. Kullanamıyorsanız eğer şoförünüzün olması gerekir. Gittiğiniz mekanı önceden öğrenmeniz gerekir. Evet. Rampası var mı? Yok mu? Lavabosu var mı? Var mı? Yok mu? Tabii. Yani bunlardır bizi eve kapatan ve sokakta görünmememizi sağlayan nedenler. Bunu aşmak için de Fasıl 96 dediğimiz yollar ve kaldırımlar ve kamuya açık alanların düzenlenmesi yasası vardır. Onunla ilgili bir çalışmamız yine var. 2 yıl önce Mimarlar Odası'nın hayata geçirmiş olduğu engelli standartları kitapçığı. Orada bulunan maddelerin bir tüzük haline getirilip o yasanın içerisine konulması kalıyor. İnşallah. Yani en azından bundan sonra yapılacak olan yol, kaldırım, kamuya açık noktaların bizlerin de girişine, erişimine uygun olması sağlanacaktır. Bu hareket yapıldığı takdirde. Yoksa hep birilerinin vicdanına kalırız. Ve yardımlarına. Yardımına kalırız. Ben tamam bir ailemde bir engelli vardır. Ben bir işletmeci sahibiyim. İşletmeme bir rampa yaparım. Ki o da yapılan rampayı bilinçli değildir. Onun belli bir derecesi vardır. Belli bir eğimi vardır rahatlıkla. Tek başına çıkabilmek evet. için. Yoksa biri beni ittikten sonra rampanın da yine oraya hiçbir anlamı yok. Hep derler ki, sizden de duymuştum zannederim bunu. Bir engelli annesi, hani daha doğrusu anneler nasıl dua ederler? Allah'ım evladımı evet. bağışla, işte evet. sağlık ver, ondan önce işte benden önce ölmesin diye. Anneler de şöyle dua eder, hani çocuğumdan önce ölmeyeyim. Çünkü bakan o, başka biri yok. Evet. Başka biri yok ne yani. Acıdır. Ne kadar acıdır. Ne bu? Acıdır Bahar Hanım. Ve bu ülkemizde bu halen daha geçerli. Halen daha bu düşünce vardı. Çünkü herhangi bir kalacak bu insanların, bu çocuklarımızın barınacağı bir yerimiz, bir yurdumuz yok. Şu anda devam ediyor inşaat. Devam yani, ediyor. Tabii ki sağ olsun buradan hem katkı koyanlara, hem bu düşünceyi ortaya koyanlara, hem idare edenlerin bu adımı atmasına çok teşekkür ediyoruz ve ben her zaman söylüyorum bunu. Bırakın kaldırımlara rampa yapmayı, önce orayı bitirin. Bravo. Ondan sonra bizim hayatımızı çözeriz. Biz bir şekilde gene evde de idare ederiz ama önce orasının... Demeyin öyle. Hayır, bu ciddi anlamda çok önemli bir olaydır tabii Bahar Hanım. Çünkü bu çocukların 18 yaşından sonra veya ailesini kaybettikten, ona bakıcık olan insanı kaybettikten sonra gidip de kalabileceği gönül rahatlığıyla gidebileceği bir yer yoktur. Bu çocukların durumu ne olacak? Evet. Onun için bu yaşam evlerinin bir an önce hayata geçmesi, hizmete açılması gerekir. İnşallah çok o 2017 Ocak, Şubat aylarında öyle hep planlanıyor ki hayata geçecek bu, başlanacak. Bunu hepimizin, engelli, engelsiz, varlıklı, varlıksız herkesin buraya el atması, el uzatması gerekir. Kesinlikle. Bize de ulaşabilirler, size de ulaşabilirler. Mutlaka. Yani orası da aslında... Bizim için. Evet. Oralar da evet, bizim için. Yani bedensel engelli için değildir, zihinsel engelli için veya başka bir engellimiz içindir. Tabii. Bizim insanımız içindir. Bizim insanımız içindir. Toplumun faydasına. Aynen.
olması gereken bir yer. İnşallah güzel bir haber verdiniz. 2017 dediniz. Evet, İnşallah 2017 başlarında hizmete girmesi planlanıyor. Şu anda son sürat devam ediyor inşaat. İçinin döşenmesi olabilir değil mi? Odaların hazırlanması tabii ki, olabilir. Tabii ki, tabii gönüllü ki. Öğretmenler, gönüllü... Aynen öyle. Yani yardımseverler. Ne güzel ya. İnsan düşündükçe böyle... Yani birinin hayatına, birinin dokunmak, birinin hayallerine dokunabilmek insana herhalde ve duyabileceği en büyük mutluluktur. Bir insanın hayallerini gerçekleştirebilmek veya bir insanın hayallerini ortaya koymak, ona yardımcı olmak inanılmaz bir keyiftir. Ne parayla ölçülür bu, ne başka bir şey. Kesinlikle. Peki o videoya, çok merak ettiğim için soruyorum size. Videodaki o adı geçen, yani yapılan mekan, yani yurt dışında değil mi? Yurt dışında, yurt dışında. Evet. Yani Türkiye'de de değil. Değil. Yurt dışında. İngiltere, Fransa, evet, aynen öyle. Amerika, açtı onlar. Yani çünkü bu bir ihtiyaçtır. Yani evet. Burada böyle bir sistem yok. Düşünün siz evlendik, ikimiz de tekerlekli sandalye yediyiz. Evet. Çay pişireceğiz veya işte yemek koyacağız. Nasıl yapacaksın? O zaman ya onları ortadan kaldıracaksın, tamamen altta bir masanın üzerinde oturacak. Ya da böyle bir şey. Ama bu imkanlar vardır dışımızda. Evet. Evet. Dışımızdaki dünyada bunlar vardır. Videoyu ve çok önemli bu. Mutlaka sizden edinelim, bir paylaşalım. Hatta buna benzer şeyler olursa biz onları paylaşmaktan keyif alırız. Çünkü anlatmak da lazım. Kamu spotları hazırlıyor musunuz? Kamu spotlarınız var mı? Yani kamu spotumuz aslında bu konuya çok fazla eğilmedik. Hı hı. Yani böyle direkt çarpıcı işte bir kamu spotuyla veya bir şeyle. Biz daha fazla nasıl diyeyim, bir şeyleri yaparak göstermeye çalışıyoruz toplumda. Mesela şu çok hassassınız o konuda, hepimiz öyleyiz. Ben de çok sinirleniyorum. Özellikle park yerlerinde, engelli park yerlerinde lütfen park etmeyelim. Evet. Lütfen. Yani başka zaten iki tane yer ayırmışlar. Yüz tane olan 100 aracın park edeceği yerde iki tane engelli aracının park yeri var. Orada nasıl park siz gidip de oraya park ederseniz zaten size kamu spotu da yapsam bilmem Ceza da versen. Yo, ceza. En mutlaka, güzel mutlaka, yöntemdir mutlaka, o. Mutlaka. Bu eksikliğimiz var. Ben bunu anladım. Yani cezai müeyyidiyesi yoktur. Özellikle mesela özel sektörün, yani özel firmaların bu engelli park yerlerine park edildiğinde ne polisimiz karışabiliyor, ne zabıtamız herhangi bir müdahale edebiliyor. Öyle bir şans da yoktur. Biliyorsun yasamız yok zaten böyle bir olayla ilgili. Bu nedenledir ki çok duyarlı halkımız, gerçekten bu engelliler konusunda çok duyarlı olan halkımız bu gibi durumlarda da hiç düşünmeden rahatlıkla oralara park edebiliyorlar. Arkalarına bir tezatlık var. Gerçekten bir tezatlık var. Bir tezatlık vardır. O hassas bir nokta. Bir de hani okullardaki durumda. Okuyabiliyor mu bu durumdaki çocuklarımız okullarda? Ah varım. Şimdi bunlar öyle bir şeylere girdin ki yani nelere girdim, değil mi? Nereden başlasam, neyi söylesem maalesef ki yok. Maalesef yok. Yani açık yüreklilikle söylemem gerekirse engellinin eğitim hayatını sorunsuzca, sıkıntı yaşamadan sürdürülebileceği bir sistem maalesef ülkemizde yoktur. En büyük özellik, en büyük sıkıntı da nedir biliyor musun? Bu özel eğitime ihtiyaç duyan özel arkadaşlarımız, özel öğrencilerimiz sanki vebalıymış gibi, sanki cüzamlıymış gibi teçrit edilerek toplumdan, diğer arkadaşlarından, diğer akranlarından uzaklaştırılarak eğitim vermeye çalışıyor. Geçen gün Sayın Bakanımız burada bizi ziyaret etti. Bu konuyu ona da aktardım. Biz bunu kabul edemiyoruz. Kabul edemiyoruz. Olabilir özel ihtiyacı olabilir, özel eğitime ihtiyacı olabilir. Ama bu çocukların birbirlerini tanıması lazım. Teneffüste olsun birlikte oynamaları lazım. Birbirini görmesi lazım. Siz düşünün teçhit edilmiş bir yerde bir kısmını büyütüyorsunuz. Diğerleri kendi okullarında büyüyor. Ve 18 yaşından sonra karşılaşıyorlar sokakta. Ha, ayrı bir okul mu var? Evet. Tamamen ayrı. Teçhit edilmiş. Olmaz. Nasıl birbirini tanıyacak? Nasıl birbirinin sorunlarını anlayacak? Nasıl sen kimsin, ben kimim noktasına gelecek bu çocuklar? Onun için biz diyoruz ki hayır.
birlikte en azından teneffüste olsun, birbirini görsün, tekerlekli sandalyede nasıl bir şey olduğunu diye yürüyen arkadaşımız da görsün. O tekerlekli sandalyedeki de diğerini görsün. Tabii. Paylaşsın, birlikte bir şeyleri yapsın. Budur bütün amaç. Eğitim dediğimiz budur. Yoksa birbirinden haberdar olmadan eğitim ve hayatın içerisine atmak sonuçta kaosa neden olacak. Hı hı. Ve bugün yaşadığımız durum da budur zaten. Bizi düşünülmeden, kaldırımların yapılmaması, işte atıyorum dükkanlardaki rampaların olmaması bunun kaynaklığıdır. Bundan kaynaklanan şeydir. Bilmediğimiz için. Karşılaşmadığımız. Aynen öyle. Aynen. Bakın ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani bunlar zaten, gerçek olan bunlar zaten. Bunları ortadan çıkardıktan sonra, ortadan kaldırdıktan sonra ve bu düşünceyi aşılarsa olay biter. Tecrit edilmiş olduğu için kimse farkına varamıyor aslında beraber olduğumuzun. Aynen öyle. Aynı hayatı paylaştığımızın. Çok doğru. Bunları altın harflerle lütfen zihinlerimize kazıyalım, unutmayalım. Birey olarak da talep edebiliriz bunu. Yani sadece sizin gidip bakana söylemeniz değil. Niçin yani başka insanlar da bu konuda adım atmasınlar? Belki bu bir başlangıç olur. İnşallah. Diye düşünüyorum. Hemen toparlayıp Neyran adındaki kitabın yazarı sevgili Güley Yahyalar'ın şekillendirdiği ve bu projeyi de bize kazandırdığı harika bir program yaptık biz bugün. Sevgili Güley Yahyalar çok önümüzdeki programlarda kendi de olacak. Mutlaka el vereceksen gel programında kendi de olacak. Ve çok da güzel duyurularla, duyumlarla, aldığımız telefonlarla belki de tekrar sizinle paylaşacağız. Güzel şeyler yaşıyoruz Günay Bey sayenizde. Teşekkür ederiz diyeceğiz biz size her zaman. Ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Aslında söylenecek en önemli şeyler söylendi fakat evet, bitmiyor. Ben bir kez daha Güley Hanım'ı bu tarz düşüncesinden dolayı ve bu projeye sağlamış olduğu katkılardan dolayı, tabii kendi zaten bu projenin başında, çok teşekkür ederim hem şahsım hem engellilerimiz adına. Çünkü bu farkındalığı, bu duyarlılığı artırabilmek aslında her bireyin görevi olması lazımdır. Yani ne kadar etkileşim içerisinde olursak ve bunu gündemde tutarız, bunu ortaya koyarız, bir kişi daha bu çığ olur ve büyür ve her toplumun her noktasına ulaşır. Gerek duyarlılık, gerek farkındalık, gerek engelliler konusunda ne yapılması gerektiği, bu hep böyle zincirleme gider. Ben bu zincirin ilk halkası olarak Güley Hanım'ı bu projede başlattığı için kendisini tebrik ederim ve hayırlı olmasını dilerim. Aynen, bu programın. Tekrar teşekkür ederim. Nefesinize sağlık, emeğinize sağlık. Dernekteki bu güzel insanlara bu huzuru, bu sevgiyi yaşattığınız için size ve tüm dernek üyelerine tekrar bizleri de içine alıp sarmaladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel günler diliyorum inşallah. İnşallah. Güzel günler gelecektir derler ya. Onu ben inanıyorum. Ve tekrar buluşmak ümidiyle diyorum efendim. Evet değerli izleyenlerimiz, telefon numaralarımızı lütfen not ediniz. Telefon numaralarına ulaşarak gönlünüzden ne geçiyorsa bizim için düşündüklerinizi paylaşmak isterseniz, programla ilgili görüşlerinizi bildirmek isterseniz, yapılabilecek belki de sizden de küçük güzel projeler gelebilir ya da programda yer almak isterseniz bu numaralardan ulaşabilirsiniz. Hepinize ekibim adına çok teşekkür etmek istiyorum ve sevgili Güley Yahyalar'a tekrar sevgilerimizi ve takdirlerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek umuduyla efendim, hoşça kalın.